dair kesin maddelerine baktığımızda hocam, o anlaşmanın zemininde ne var? Yani Cumhuriyet'in sınırlarını belirleyen ilk uluslararası belge diyoruz ama biraz böyle hani Atatürk'ün karşı geldiği bir belge miydi bu? Tabii akla başında olan, vatanperver olan herkesin karşı geleceği bir belge Mondros Mütarekesi. Tabii mütarekenin önemli bir kısmı askeri maddeler. Yani nedir onlar? İşte diyelim boğazların silahlarından arındırılması, mayınların yerlerinin söylenmesi, savaş gemilerinin teslim edilmesi, işte bunun gibi ordunun terhis edilmesi. Tabii öncelikle sizin savunma gücünüzü bitirmeye amaçlıyor. Askeri gücünüzü bitirmeye amaçlıyor. İkincisi nedir? İşte kritik bazı mevkilerin işgal edilmesi. Mesela enteresandır. İşte maddenin şu an kaçıncı madde olduğunu hatırlamıyorum. Elçin Hocam belki hatırlayabilir. Yani diyor ki Toros tünellerinin İngiliz, Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Toros tren tünelleri bunlar. Ki maddeyi oraya sokmasını sağlayan da Toynbee diyor ki, Toynbee eğer biz bu Toros tünellerinde diyor, İngiliz bayrağını dalgalandırmazsak Araplar Güneydoğu'da diyor Türklerin tekrar Orta Doğu'ya, Şam'a, Bağdat'a ineceğini düşünerek korkarlar, bize itaat etmezler diyor. Enteresan. Ama aynı şekilde mesela Mustafa Kemal Paşa hocanın bahsettiği üzere İstanbul'a yazdığı ikaz telgraflarında, mektuplarında o da aynı şeyi söylüyor. Toros tünelleri mutlaka bizde kalmalı. İngiliz, Fransızlara bırakılmamalı diyor. Demek ki askeri açıdan bizim şu an belki takdir edemediğim ama çok kıymetli bir yeri var. Asla dediğinde mesela, asla buna izin veremeyiz dediği Mustafa Kemal'in ne var Mondros Mütarekesi'nde? Asla, bu özelliği 7. madde var. Evet. Çünkü 7. madde şeye açık. İstismar edilmeye açık. Eski ifade ile müphem buluyor. Yani nedir, neyi amaçladığı. Çünkü baktığınızda kulağa hoş geliyor. İşte İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum olması halinde bir bölgeyi işgal etme hakkına sahiptir. Tabii ki barış antlaşmasına kadar geçen süre içerisinde mağlup tarafa, galip tarafın buna benzer maddeleri dayatması anlaşılabilir. Ama uygulamaya baktığınızda İtilaf Devletleri'nin güvenliği tehdit eden herhangi bir durum olmadan pek çok bölgeyi işgal etmeye kalkıyorlar. Mesela Musul'la başlayacaklar işgallerine. Daha sonra İskenderun'la devam edecekler. Ve burada Musul ve İskenderun'da sizi tehdit eden bir durum yok denilecek. Mustafa Kemal Paşa mesela İskenderun'da görevde iken kendi komutasındaki askerlere teyakkuz haline geçirecek ve İngilizlerin karaya çıkması halinde ateş açılması emrini verecek. Yani uygulamalı bir şekilde mütarekenin zaten yanlış, daha doğrusu kasıtlı bir şekilde Türkiye aleyhine uygulandığını farkına varacak. Ve aynı zamanda bu mütarekenin Osmanlı Devleti'ni yok hükmünde sayan bir mütareke olduğunu, ruhunu da kavrayacak. Çünkü Mustafa Kemal Paşa çok tarih okuyan bir insan. Yani tarihi çok iyi bilen bir insan ki malum biliyorsunuz Anıt'taki Ankara'da Anıtkabir'deki okuduğu kitapların ekseriyatı, büyük bir kısmı tarih kitabı. Dolayısıyla geçmişte bunları ne yaptığını, hangi amaçla yaptığını sezinleyebilen bir lider. O açıdan ben mütarekeyi bu yönüyle çok tehlikeli buluyorum. Bir de şimdi Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra, az önce hocamın da cümlelerinde geçti, Atatürk Harbiye Nezareti, yani bugünün sivil milli savunma, bakanlığı diyebiliriz. Evet. Emrine verildi. Bu kararın amacı neydi? Harbi Nezareti emrine verilmedi de o aslında Ahmet İzzet Paşa'nın tekrar sadarete gelmesini, başbakanlığa gelmesini ve bu kabine içerisinde bakan olmayı arzu ediyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Yani olmadı. Kabinede yani güven oyu alamadı yeni hükümet ve zaten Vahdettin Ahmet İzzet Paşa değil de Tevfik Paşa'yı hükümet kurmakla görevlendirdi. Öyle olunca zaten İstanbul'daki düşünülen plan suya düşmüş oldu tırnak içerisinde. Çünkü kabinedeki en kuvvetli bakanlık Savunma Bakanlığı'dır. Yani biliyorsunuz Enver Paşa kudretli döneminde hükümette istediği tek makam vardı, tek bakanlık vardı. O da Harbiye Nazırlığı idi. Çünkü Harbiye Nazırı olan kişi orduya emir veren kişidir. Her ne kadar sadrazam onun üzerinde ve padişah da başkomutan olsa da fiili yetki şeydedir, Harbiye Nazırlığındadır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa da Harbiye Nazırı olarak öncelikle askerlerin terhis edilmesini durdurmak, engellemek, silahların teslim edilmesini engellemek ve kaçınılmaz ise vakti saati geldiğinde yine bir savaşa
başlatma noktasında bir düşüncesi var. Hı hı. Ve bundan dolayı da bu nezareti talep ediyor. Yani bakan olarak girmek isteyecektir. Emrine veriliyor mu? Verilmiyor. Verilmiyor. Hayır. Hayır. Verilmiyor. Emrine verilmiyor. Yanlış mı söylüyorum? Oraya bağlanıyor. Oraya bağlanıyor diye ben. Bağlanıyor ama tabii ki vekaleti vekil olarak atanmıyor. Vekil olarak atanmıyor ama onun emrine veriliyor mu? Şöyle Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı dağıtıldıktan sonra, hocamız da çok daha iyi bilecektir. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı dağıtıldıktan sonra harbiye vekaletinde görevlendiriliyor. Yani kendisi evet, kendisi yeni o bakanlığın emrine veriliyor. Şimdi yani kendisi o bakanlığın emrine veriliyor. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Eklemeniz var mı hocam? Buyurun. Şimdi şöyle, hocamızın söylediklerine binaen ben de şunları eklemek isterim. Mondros mütarekesiyle ilgili olarak özellikle hocamızın ifade ettiği gibi Toros tünelleriyle ilgili birinci maddede çekmiş olduğu telgraflarda itirazları vardır. Hocamızın ifade ettiğinden bunlarda açıklık yok der. Yani mesela mütareke metninde Kilikya derken neresi tam olarak kastediliyor? Suriye sınırı derken neresi tam olarak kastediliyor? Veya işte 7. ve 24. maddede işgaller çok tehlikeli. Yani biz bunlara müsaade edersek, müsamaha gösterirsek İngilizlerin her dediklerini yapacak noktaya geliriz. Bu da çok kötü sürprizlerle karşılaşmamıza sebep olur. Kesinlikle bunlar açıklık kazanana kadar önce kendisi bir soruyor. Yani bana bunu açıklayınız. Ben bir komutan olarak bunu öğrenmek istiyorum. Ve aynı zamanda bunlara açıklık tam olarak gelene kadar da askerlerin terhis edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Ama tabii ki bu şekilde yapmış olduğu yazışmalardan da hükümet nezdinde çok olumlu bir geri dönüş alamayacaktır. Buyurun hocam. Estağfurullah, ben bir şey demeyecektim ama şunu belki tekrar vurgulamak gerekebilir. Şimdi İngiltere ve müttefikleri aslında Osmanlı Devleti'ni ağır bir cezalandırma sürecine sokuyor. Neden? Çünkü onların hesaplarında Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi yoktu. Yani en fazla 6 ay süreci tahmin edilen bir savaştı onlar için. İtalya'yı da kendi yanlarına çekince Almanya ve Avusturya Macaristan'ı hem doğudan Ruslar, batıdan işte Fransızlar, kuzeyden İngilizler, güneyden İtalyanlar böyle bir kuşatma altında en fazla 6 ayda teslim almayı hesap etmişlerdi. Fakat tabii Osmanlı Devleti'nin son dakikada diyelim Almanya ile ittifak antlaşması imzalaması ve savaşa girmesi savaşı tabii Orta Doğu'ya taşıdı, Kafkaslara taşıdı. Kafkasya'da Ruslar işte 100 bin civarında bir askeri kuvveti tutmak zorunda kaldı. İngilizler Mısır ve Süveyş kanalı etrafında yüz binlerce asker tutmak zorunda kaldı. Ve bu çerçevede 4 yıl içerisindeki savaşlarda ciddi zayiatlar, kayıplar verdiler. Ve savaş 6 ayda bitecekken 4 yılda bitti. Ve bunun da faturasını Osmanlı'ya çok ağır bir şekilde kesmek istediler. Yani tabii ki Türk-İslam karşıtlığı var Batı'nın. Yani biliyorsun, bir de şunu da söyleyeyim ben. Milli mücadelenin biraz o kısmını da vurgulamak gerekiyor. Evet. Bu topraklar biraz Hristiyanlığın kaybedilmiş toprakları. Yani Batı'nın bakış açısını söylüyorum. Hristiyanlık erken dönemde bu topraklarda sistemleştiği için, İncil'ler burada yazıldığı için, Doğu Batı Kilisesi diye mesela İstanbul Konsili'nde ayrıldığı için dolayısıyla Hristiyanlığın gelişiminde Anadolu merkezi bir rol üstleniyor. Yani aslında Hristiyanlık Hazreti İsa ile Kudüs'te doğdu ama sistemleşmesi, imani esasların gelişmesi, işte bir sürü Hristiyan Anadolu topraklarına çıktı. Dolayısıyla burayı çok kıymetli buluyorlar yani kendi inançları açısından ama tabii inanç ekseninden ziyade stratejik bir coğrafyamız bizim. Yani gerçekten biz hem Asya, Avrupa hem de güneydeki Afrika coğrafyasının merkezinde de Türkiye dünyanın merkezidir dersek coğrafya açıdan da yanlış söylemiş olmaz. Olmayız. Evet. Ve böyle kıymetli bir coğrafyaya hakim olan dünyaya hakim olur düşüncesiyle de hareket ediyorlar. Yani Mondros mütareki bu açıdan baktığımızda bizim için, yani Osmanlı Devleti için sadece bir ateşkes antlaşmasından çok Osmanlı Devleti'ni cezalandırma, Türkleri cezalandırma, yani bedelini ödetme, aynı zamanda bu coğrafyayı bir daha Türkleri bırakmamak şeklinde düşünüyorlar. Bir de şunu da ilave edeyim, onu belki sonunda söylemek gerekiyor ama mesela İstanbul onlar için çok önemli. Evet. Yani oraya geleceğiz. Buyurun siz devam edin. Estağfurullah. Yani İstanbul bizim tabii ki Türkiye'nin şu an stratejik değerinin en az %50'si sanırım hocam da kabul edecektir. Boğazlardan geliyor. Evet. Yani Türk boğazları, zaten Batı'nın ifadesi de bu. Türk istedikleri Türk boğazlarından geliyor. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi bir bütün olarak. Çünkü kuzeydeki Rusya ve diğer Karadeniz ülkelerinin giriş çıkış noktası ve dünya ticaretinin %70-%80'i gene denizler üzerinden yapılıyor. Ayrıca askeri açıdan da çok kıymetli. Buraya hakim olma konusunda kesin kararlılar.
aslında burası Rusya'nın payına düşecekti. Bu gizli paylaşım antlaşmaları oldu. İşte Sykes-Picot-Sazonov antlaşması dediğimiz bu Sazonov kısmı Rusya'yı bağlıyordu. Rusya'nın payına düşen bir yerdi burası ama Bolşevik ihtilaliyle Rusya savaştan çekildiği için İstanbul şehri ve Boğazır'ın geleceği belirsizlik kazanması üzerine aralarına bir kavga da çıktı ki bu kavga bize yarayacak tabii ki. Karar verene kadar Mustafa Kemal Paşa teşkilatlanmayı tamamlayacak ve milli mücadeleyi başlatmış olacak. İstanbul'la ilgili sadece şunu da söyleyeceğim. Hristiyanlık açısından da çok değer atfediyorlar. Biraz önce söyledim, İstanbul konsülleri var. İşte 3-4 tane konsül var. Bunlar çok kıymetli olmuş. Ayasofya'nın kilise yapılması konusunda aralarında tartışma da var. Hristiyanlara işte hakkını ödemek, adalet açısından falan gibi. Yani meselenin stratejik, askeri, ekonomik olduğu kadar dini boyutu da var. Çok fazla.